heyecanla milli bayramlarda yürüyüş yapmanın heyecanıyla gelirdim. Burada protokol olurdu, burada bayram yürüyüşü yapardık. Tüm heyecanımla bir Türk çocuğu olarak yürürken bayrağını hisseden, milletini hissetmeyi bilen, cumhuriyeti benimsemiş, Atatürk'ün bir evladı olarak yol yürüyen birisi. Ne mutlu bana. 6-7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında tam liseyi bitirene kadar bu güzel şehirde her anına eşlik etmiş, bütün benliğiyle burada var olmuş bir kardeşinizim. Akçabat'ın Cevizli köyünde doğmuş, Kırkhaneli bir köyünde doğmuş, Sera'da çocukluğu ve gençliği geçmiş, Yıldızlı'da ve oradaki komşularıyla, çocukluk arkadaşlarıyla Pazarkapı Mahallesi'nde rahmetli dedemle her sabah esnafına selam verip almayı öğrenen, dedesi üç adım önde, torunu arkasından, küçücük boyuyla dedesinin sağa sola selam verişine eşlik eden bir evlat olarak büyüdüm. Sonra burada Kanuni Süleyman İlkokulu'nda, yani bu şehrin bir evladı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu bu şehrin adını verilen bir okulun ilkokul öğrencisi. Orada bu şehrin çocuk esirgeme kurumundaki çocuklarıyla büyümüş bir kardeşinizim. Köşk Ortaokulu'nda okudum. Sonra Allah nasip etti, bana göre dünyanın en güzel eğitim ocaklarından biri olan Trabzon Lisesi'nin evladı okudum. Ben tüm benliğiyle kişiliğini burada elde etmiş bir kardeşinizim. Heyecanımla sizi temsil ediyorum. İyi biliyorum bunu. Ahlakıyla sizi temsil ediyorum. Büyüklerine olan saygısıyla, küçüklerine olan sevgisiyle, milletine olan bağlılığıyla sizi temsil ediyorum. Sizin evladınızım ben. Hoş geldin. Değerli hemşehrilerim, Allah nasip etti, İstanbul'a gittim. İstanbul'da herkesi tanıdım. Bu güzel milletin her ferdini tanıdım. Ben buradan İstanbul'a gittiğimde onlara, İstanbullu hemşehrilerime, size Trabzon'un, Giresun'un, Ordu'nun, Rize'nin, Artvin'in, Karadeniz'in selamı var diyorum. Şimdi de ben size İstanbul'dan, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Urfa'nın, Ağrı'nın, İzmir'in, Tekirdağ'ın, Edirne'nin, Ankara'nın, Manisa'nın, 81 ilin insanının selamını getirdim. İstanbul'un selamını getirdim. Değerli dostlarım, yola çıktığımız ilk günden itibaren milletimize, insanlarımıza hep güzel şeyler söylemek istedim. Çünkü milletimizin güzel şeylere ihtiyacı var. Kötü dilden kim ne fayda görmüş ki? Ne fayda görmüş? Kötü dilin hiçbir faydası yok. Bana herkese söyler ya, bana benim anacığım dedi ki, uşağım güzel uşak ol.
kötü uşak olma. Ben işte Trabzon'un bir uşağıyım. Trabzon'un bir uşağı kötü söz söylemez. Kötü söz söylemez. Milletine örnek olur. Kurban olurum, milletine örnek olur. Beni seyreden, beni gören Trabzon'un gençleri diyecek ki, Trabzon'un gençleri diyecek ki, işte ben Ekrem abi gibi olmak istiyorum. Ben bu şehrin gençlerinin Ekrem abisiyim. O zaman benim sorumluluğum büyük. Onlara yakışan gibi hareket etmem lazım. Vallahi terledim. Değerli hemşehrilerim, İstanbul'da bir süreç yaşadım. Evet, benim İstanbul'da 4.180.000'e yakın oy almış bir kardeşiniz olarak seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım. Ben seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım. Ama demokrasiye sıkıntı verdiler. Bir avuç insan Türkiye'nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi. Hep beraber tamir edeceğiz. Hep beraber tamir edeceğiz. Hep beraber bu süreci tamir edeceğiz. Çünkü bizim milletimiz, bizim hemşerilerimiz, bizim insanımız cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüğe alışmış insanlardır. Çünkü bizim insanlarımız her zaman yüreğinde tam bağımsız Türkiye diyen insanlardır. Bir baksana ona. Tamam, bizim yayın yok değil mi? Bu süreci biz tedavi ederken bazıları kötü sözler kullanıyor olabilirler. Ben o laflara girmek bile istemiyorum. Çaldılar diyebilirler. Şunu diyebilirler, bunu de hiçbir önemi yok. Biz bu saatten sonra yapacağımız işe bakıyoruz. Bir avuç insanın yaptığı bu yanlıştan milletimizi kurtarmak istiyoruz. Çünkü ne yazık ki ilerleyen yıllardaki her seçimin tartışmalı hale geleceği bir sürecin arifesindeyiz. Dolayısıyla ben kendimi bu yolda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçiminde yeniden seçileceğini bilen bir kardeşiniz olarak yeniden şunu hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Dolayısıyla burada bulunan tüm hemşehrilerimin desteğine ihtiyacımız var. Sizlerin en başta duasına ihtiyacım var. Bana dua edin. Bana dua edin. Ve mutlaka İstanbul'daki yakınlarınızla konuşun. Konuşuyoruz değil mi? Harika. Ben bu süreci hızla tamir edeceğim. İptal nedenini
Ramazan ayının başında açıklayan insanlar, Ramazan ayının sonunda yine o bir avuç insan iptal nedeninin anlamsız olduğunu açıkladılar. Anlamsız olduğunu açıkladılar. Dolayısıyla her yerde diyorum ki Allah aşkına, bu milletin ekmekten, sudan, havadan daha çok ihtiyacı hak, hukuk ve adalet. Çünkü bu üç hak, hukuk ve adalet olmadı mı, inanın insanların yaşaması için bir anlam kalmıyor. Dolayısıyla ben hak, hukuk ve adalet adına o bir avuç insanın yaptığı büyük yanlışları da milletimizle beraber düzelteceğimize inanıyorum. Hep birlikte düzelteceğiz. Kesinlikle olacak. Ben size bir şey söyleyeyim. Seçildiğimiz gün itibariyle 18 gün görevde kaldım. Ben 18 gün içinde Türkiye'ye ve İstanbul'umuza çok güzel mesajlar verdik. Halkını düşünen, insanını düşünen, gencini, yaşlısını, emeklisini düşünen bir anlayış ortaya koyduk. Ve 18 günde yaptığımız hizmetlerle bile insanlarımızın gönlünde taht kurduk. Ne mutlu bana. Tabii bu 18 gün milletimizi mutlu ederken birilerinin de aklını başından aldı. Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o insanları, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim. Çünkü o kadar güzel hizmetler yapacağım ki göreceksiniz. İstanbul halkı o kadar mutlu olacaklar ki şaşıracaklar. Bu süreçte hep şunu savundum. Kardeşim, hizmet yarışı yapalım. Bakın, millet bize 31 Mart'ta yetki verdi. Dedi ki 2024'e kadar İstanbul'u sen yönet dedi. Size de 2023'e kadar Cumhurbaşkanlığı yetkisi verdi. Hükümet kur dedi. E kardeşim, siz işinize bakın, biz işimize bakalım. Yani hizmet yarışı yapalım. Ama bu arkadaşlar bundan anlamadılar. Ekrem aşağı, Ekrem yukarı. Ya benimle uğraşacağınıza milletin dertleriyle konuşalım. Dertlerini, sıkıntılarını çözelim. Bu millet şu anda en büyük sorunu, en büyük sıkıntısı ekonomi değil mi? Ya aranızda biliyorum birçok işsiz kardeşim var mı? Ve bunları çözelim. Bakın 7-8 milyonu aşan gayri resmi rakamlara göre işsiz var bu memlekette. İyi biliyorum, üniversiteleri bitirmiş, ahlaklı, kaliteli birçok gencimiz var aranızda ve işsiz. Bunları çözelim. Onlar ne yapıyor? Siyasette ömrünü geçirmiş ve bitirmiş insanlara
belediye yönetim kurullarında makam arıyorlar. Banka yönetim kurullarında makam arıyorlar. Ve de çıkmış diyorlar ki kadromuz yok. Alın size kadro. Alın size kadro milyonlarca. Milyonlarca. Bu anlayış tükenmişlik anlayışı. Tükendiler. Üretemiyorlar. İnsanların önüne akılcı bir şey koyamıyorlar. Sorunlarınızı konuşamıyorlar. Sıkıntılarınızı çözemiyorlar. Ve söylüyorum, bu anlayışla bu bir avuç insan bu süreci yönetemez. Yönetemez. Yönetmemeli. Yönetmemeli. Ben onun için İstanbul'daki seçimle bu anlayışa dur diyeceğiz. Hem demokrasiye yaptıkları zararı engelleyeceğiz, hem de bu kafaya dur diyeceğiz. Çünkü kibir, halkından uzak, insanlarını hissetmeyen, insanlarıyla diyalog kuramayan bir anlayışa hep birlikte güle güle demeliyiz. Biz neyiz? Biz şu hoşgörü, insanları kucaklayan, partizanlığı silip atan, partizanlık yok. Kardeşim, partiler hizmet için birer araç. Ben milletime hizmet etmek istiyorum. Esas olan millettir, millet. Dolayısıyla bu anlayışın hakim olması, kucaklayan, makamı yükseldikçe boynu bükülen anlayış, insanının önünde tevazu ve insanıyla kucaklaşan anlayış, biz onu temsil ediyoruz ve bu anlayış kazanacak, göreceksiniz. Değerli dostlarım, bütün bu dediğim işleri üretemeyen insanlar başka işlerle uğraşıyorlar. Neymiş? Ekrem Yunan'mış. Ben olsam yerinizde gülerim bunlara. Vallahi gülüm. Yolamak bile sizin nefesinizi yorar. Neymiş? Ekrem Pontus'muş. Neymiş? Ekrem teröristmiş. Allah akıl versin. Ya bana dün köyümü ziyaret ederken gazeteci arkadaşlar dedi ki, efendim terör örgütünün kucağı vesaire. Vallahi dedim ki, ben bir tek anamın kucağını biliyorum. Ben bir tek anamın kucağını biliyorum. Bir de anamın babamın ocağı olan köyüme geldim, orayı biliyorum. Bunu söyleyen, dile getiren insanlara Allah akıl versin. Bir daha söyleyeyim, Allah akıl versin. Bir daha söyleyeyim, Allah akıl versin. Allah akıl versin. Sizin, yanlış anlamayın, sizin dualarınıza onların da ihtiyacı var. Akıl uçmuş. Ne? Bir şey bulamıyorlar. Ekrem'in inancıyla uğraşıyorlar. Ekrem'in etnik kökeniyle uğraşıyorlar. Ya kardeşim, benim ailemi bu şehirde yaşayan herkes bilir. Ama etnik köken üzerinden insana hakaret edilmez. Ben bu ülkede yaşayan Rum vatandaşımıza da, Ermeni vatandaşımıza da, Süryani vatandaşımıza da, her vatandaşına
saygı duyan bir ahlaka sahibi. Öyle de olmalıyız. Ne demek istiyorsunuz? Bununla da yetinmiyorlar. İnancıyla ilgili de ölçmeye kalkıyorlar. Kaç defa söyledim. Dedim ki, vallahi billahi bunları anlamış değilim. Bir alet icat etmişler. Size bakıyorlar, hangi partili olduğunuzu anlıyorlar. Size bakıyorlar, inancınızı da anlıyorlar, inancınızı. Yani Allah Allah akıl versin diyorum ya, neredeyse haşa cenneti cehennemi bile bugünden tanımlayacaklar. Bunlara vallahi Allah akıl versin. Dolayısıyla bir de cihazları var. Diyorlar ki Ekrem vatansever ya da değil. Terörist ya da değil. Yahu herkese söylüyorum. Siz de biliyorsunuz ki bu ülkede 82 milyon vatansever var. 82 milyon. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bütün bu hataları, eksikleri ve kötü yönetici örneklerini hep beraber düzelteceğiz. 23 Haziran'da İstanbul'da seçim var. Seçime İstanbul'dan buraya gelen hangi hemşerim varsa geri dönmeli. Geri dönmeli. Var değil mi? İstanbul'dan gelenler var. 2. Burada olan hemşerilerin İstanbul'daki hemşerilerini aramalı. Onlarla konuşmalı. Bu sürecin partiler üstü bir süreç olduğunu anlatmalısınız. Bunu hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Hazır mıyız? Ben asla yalnız yürümeyeceğimi biliyorum. Özellikle siz kıymetli hemşerilerimin yanında olduğumu biliyorum. Beni güçlü kılacağınızı biliyorum. Siz de bilin ki bu yürekli kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. Asla. Asla vazgeçmeyecek. Ve İstanbul'un işte bu gençleri gibi güzel gençleri bana hep şunu söyledi. Ekrem abi bize umut ol dedi. Bir de dedi ki Ekrem abi sen çalış, çabala, biz biliyoruz ki dedi her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Öyle değil mi Trabzon? Yani her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ben bu güzel şehrimin, doğduğum bu güzel toprakların insanlarına kalbimdeki tüm sevgiyi iletiyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.
bayramınız mübarek olsun. Benim için dua edin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Çok üstüne kadarın korku harbendi. Çok üstüne kadarın korku. İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Hiç kimse geçirdiğinde cesaretli adamdır. Cesaretli adamdır. İstanbul'un içinde gezer delikanlılar. İstanbul'un içinde gezer delikanlılar. Hiç kimse üzülmesin. Teşekkürler Erkan. Hiç kimse üzülmesin. Artık imam.